yerde, burada çift boy yerde, çift boy. Sayın Bakanım, orduya çok yakınız diyoruz ki ordunun bir mahallesi gibiyiz ama artık ekonomik olarak da ordudan da bir şeyleri kazanmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler gerçekten bize çok büyük katkılar sunuyor. Biz Perşembe'nin tamamen röntgenini çıkarıyoruz şu anda. Yani altyapısıyla üst yapısıyla Perşembe'yi yeniden imar ediyoruz. Seçim sırasında zaten söz vermiştik. Ben sözümde de duran biriyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı biz izliyoruz. Biz ne söz verdiysek yapıyoruz, yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Doğalgaz hayırlı olsun. Sözü vermiştik. Gerekli müracaatı yaptım. Bakanımızla da görüştük. Zaten bakanımız bizim İstanbul'da, İstanbul'un doğalgazını yaparken de beraber çalıştığımız bir kardeşimiz. Biz bir takımız. Biz büyük bir aileyiz böyle Perşembe'de olduğu gibi. Dolayısıyla size feda olsun. Çalışmaları süratli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kömür taşımaktan, fındık kabuğu taşımaktan kurtulacaksınız. İkinci olarak burada çok aktif olmayan bir radar tesisi var. Bu radar tesisine jandarma komando taburunu getireceğiz inşallah. Burası büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. Bunun da önümüzdeki hafta Savunma Bakanımızla görüşeceğiz. İkinci bir güzel haber, gene oradaki alanın yarısını da gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri için bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Türkiye'de ikinci olacak Ayvalık'tan sonra. Aileler buraya 15'er günle gelecekler. Onun da görüşmeler için prensip kararı aldık. Bakan Bey'le görüşüp onu da inşallah bağlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü sahilde müthiş bir güzellik var. Harikulade dokunulmamış, biraz da terk edilmiş gibi olan yerler vardı. Aktaş'ta olduğu gibi. Orayı kararı aldık. 12 saatte dümdüz ettik orayı, tertemiz ettik. Şimdi Nisan'a kadar da orayı, o tesisleri inşallah açacağız. Eğleneceksiniz, dinleneceksiniz ve orada spor yapacaksınız, denize gireceksiniz. Zenginliğimiz daha da artacak. O da gene hayırlı olsun diyorum. Hamsi diyelim lezzetliyle birlikte inşallah güzel bir şekilde onu yeriz. Bundan sonra içli tava yemek istiyoruz. Onu da hazırlarsınız inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizlerle beraber bu güzel havada bir hamsi festivalinde beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti, onuru ifade etmek isterim. Hani deriz ya, kahve bahane, neyim olan dostluktur. Burada da bugün hamsi bahane, mühim olan dostluktur. İnşallah hemşehrilerimizle bir arada bu güzel günün dostluğunu, kardeşliğini, dayanışmasını hep beraber yaşayacağız. Ben bu festivalin uzun yıllar boyunca Bona için birliğin, beraberliğin, dirliğin, dayanışmanın, daha ileriye gitmenin, ortak hedefler etrafında birleşmenin, bütünleşmenin, güçlü ve büyük Türkiye'yi bir şekilde oluşturabilmek için halleşmenin, dertleşmenin bir aracı olmasını temenni ediyorum. Sonraki nesillere de burada oluşturduğumuz, büyüttüğümüz bu dostluğun ve kardeşliğin bir miras olarak kalmasını yürekten temenni ediyorum. Onun için sadece bir hamsi festivali ve hamsi yemek için bir araya gelmiyoruz. Dostluk için, kardeşlik için, dayanışma için, birlik için bir araya geliyoruz. Allah dirliğimizi, birliğimizi daim eylesin inşallah. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey'in, İlçe Belediye Başkanımız Mustafa Tandoğan Bey'in, valimizin, bütün milletvekili arkadaşlarımızın, bizlerin gayretleriyle inşallah daha ileriye, daha güzel günlere gideceğiz. Hilmi Bey'in söylediği üç tane bir çırpıda üç tane müjde verdi. Yani söylemesi kolay. Bunları inşallah en kısa zamanda hep beraber görünce söylediklerinin daha iyi olduğunu, daha anlamlı olduğunu göreceğiz. Ve hakikaten özellikle doğalgazın gelmesinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu hep beraber yaşayacaksınız. Sayın Başkanımız, onu da ifade edeyim. Kendisi burada, Hilmi Güler Bey'in Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı olması hem Ordu için bir büyük şanstır, hem de Perşembe ve Perşembeliler için büyük bir şanstır. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hamsi Festivalimiz, Dostluk Festivalimiz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.
Hadi kolay gelsin. Geç.